Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileyim öncelikle. Çünkü ne oldu? Az önce KPSS 2024 lisans sınavı bitti. Tarihte sorular geldi, güncelde sorular geldi. Ben de şimdi takipçilerimizin ya da sınava girenlerin, eşimin göndermiş olduğu sorulardan yola çıkarak ya da söylemiş olduğu sorulardan yola çıkarak sizlere bunları yorumlayacağım. İlk olarak arkadaşlar bağlantısızlar bloğundan soru gelmiş. Bağlantısızlar bloğu Yugoslavya, Mısır ve Hindistan'ın başlangıcını yapmış olduğu bloktu. Bağlantısızlar bloğu Doğu ve Batı blokları içerisinde yer almayanların oluşturmuş olduğu bloktu. İlk toplantısı Bandung Konferansı, ilk teşkilatlı toplantısı ise Belgrad Konferansı'ydı. Bunun dışında inci küpeli kız sorulmuş. İnci küpeli kızda da görsel verilmiş. Küpeleri zaten belirginmiş ve o şekilde sorulmuş. Bunun dışında Karlofça değil, yanlış yazmışlardı yoruma bunu. Karlofça sorusu gelmemiş. Büyük Kaçkun gelmiş. Büyük Kaçkun 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan Celali isyanlarının ardından köylerden kente doğru oluşan göç hareketine verilen isimdir Büyük Kaçkun arkadaşlar. O sorulmuş. Bunun yanı sıra bu Mevlevihanelerde giyilen o kıyafet var ya, hani semazenler dönerken giyiyorlar, o sorulmuş. Tennure olacaktı cevap arkadaşlar. Karahanlı Devleti'nin kurucusu sorulmuş. Bilge Kül Kadir Han olacaktı. Zaten videolarımızı izleyenler bu soruları rahatlıkla yapardı arkadaşlar. İkinci Kılıç Arslan dönemine ait olan ya da olmayan tarzında bir soru gelmiş Anadolu Selçuklu Devleti'nden. İkinci Mahmut dönemine ilişkin bir takım bilgiler verilmiş ve orada hangisi bu dönemde değildir diye sorulmuş sanırım. Yanılmıyorsam meşveret meclisleri olabilir cevap. Danışma meclisleri kurulmuştur ya da meşveret meclisleri 3. Selim döneminde aktifleştiriliyordu. Bu olabilirdi cevap. Bakın kesin konuşmuyorum. Bu şekilde bir soru gelmiş. İcra vekilliği yapmış ve sonra da başbakanlık yapmış isim sorulmuş galiba arkadaşlar. Eğer soruyu tam doğru alabildiysem cevap İsmet İnönü olacak. Dışişleri Bakanlarından bir soru gelir diyorduk. Tevfik Rüştü Arslan, Bekir Sami Bey'den ya da Yusuf Kemal Tengir Şenk'ten. Yusuf Kemal Tengir Şenk'ten bir soru gelmiş. Dediğim gibi Bilge Kürkadir Han'dan bir soru gelmiş Karahanlı Devleti'nin kurucusu olarak. Kubbetül Sahra nerededir diye sorulmuş arkadaşlar. Kudüs'tedir. Bunun sorusu gelmiş. Büyük bir ihtimalle çok insan Gazze işaretlemiştir arkadaşlar ama Kudüs'te yer alıyor. Cizye sorulmuş. Yani cizye sorulmamış da hangisi toprakla ilgili bir vergi değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar cizye gayrimüslimlerde askerlik yapmamaları karşılığında ödenen vergidir. Dolayısıyla cevabımız cizye olacaktı burada. Bakın son videomuz olan 200 soruluk çözüm videosunu bile izleyenler pek çok soruyu doğru cevaplamıştır diye düşünüyorum. Atatürk'e TBMM tarafından verilmeyen ünvan sorulmuş arkadaşlar. Temsil ya da verilmeyen görev. Temsil heyeti başkanlığı demiş. Temsil heyeti varken zaten TBMM yoktu. Dolayısıyla doğru cevap o olacaktı. Matematikle ilişkili bir senaryo verilmiş ve film sorulmuş. Can Dost'un filmi arkadaşlar. Locarno Anlaşması sorulmuş. Locarno Anlaşması ABD'yi dünya siyasetine geri döndüren, pardon, Almanya'yı dünya siyasetine geri döndüren, Almanya'nın komşularıyla imzalamış olduğu ve Fransa'nın da kendini güvenlik altına aldığı anlaşmadır. Locarno Anlaşması. İstiklal Harbi diye bir yorum verilmiş arkadaşlar. Bu Kazım Karabekir'in eseri ama ondan bahsetmiyor. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir metin verilmiş. Yorum sorusu sorulmuş. Büyük Kaçkun'dan bahsetmiştim. Bağlantısızlardan bahsettim. İttihat ve Terakki'den bahsedilmiş arkadaşlar ve orada batıcılık yapan, daha sonra batıcılık akımında olan, daha sonra da İttihat ve Terakki'ye giren Abdullah Cevdet. Videolarımızda, ders anlatım videolarımızda hep şey diyoruz. Batıdan damızlık erkek getirilmeli gibi saçma sapan fikirleri olan bir adamdı bu Abdullah Cevdet. İnşallah izlemiş ve bunu da yapmışsınızdır. Islahatlarda galiba bahsedilmiş ve layiha sorulmuş sanırım arkadaşlar. Dediğim gibi kesin değil. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş süreci başlıyor. Bu soru gelmiş arkadaşlar. İşte Soğuk Savaşı başlatan savaş hangisidir? İkinci Dünya Savaşı'dır. İyaşecilik sorulmuş arkadaşlar. Arz talep dengesini sağlama. Buradan soru gelmiş. Lozan Anlaşması'ndan soru gelmiş. Biliyorsunuz Lozan Anlaşması Sevr'in yerine yapmış olduğumuz anlaşmaydı. İslamiyet öncesi Türk devletlerinden Mukan Kağan gelmiş. Mukan Kağan arkadaşlar ikili teşkilatı uygulanıyor. Bu dönemde Mukan Kağan ya da ikili teşkilat şeklinde bir soru gelmiş. Mukan Kağan aynı zamanda 1. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemiydi. Daha önce 2016 yılında sorulmuştu zaten.
Kubbetü Sahra'yı sormuşlar. İsmet İnönü Başbakan'ı sormuşlar. Ali Kuşçu sorusu gelmiş bir de arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Yani bu kadar bulabildim. Dediğim gibi bunların kesinliği yok. Umarım başarılı olmuşsunuzdur. Elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Lütfen ama lütfen yaptığınız soruları sizler de yorumlara yazın. Umarım başarılı olmuşsunuzdur. Hepinizi çok seviyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, eğitimle kalın.